Herkese merhaba, Saltuk ben. Bir başka Stephen King videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stephen King's F13 adlı oyunu oynayacağız, oyuna bakacağız. Oyun 1999 yılında çıkan bir oyun. Bugünün şartlarını düşündüğümüzde yapay zekası oldukça basit, sıradan gelen bir oyun. Genel notta çok küçük bir oyun noktadır. Fakat Stephen King olması bazı şeyleri özel kılıyor. Hemen Stephen'la bakalım. Burada bir de karanlık öykülerde yer alan her şey olacağına varır öyküsü yer alıyor burada. Tabii oyun çıktığı zaman kitapta olmayan versiyon olarak yansıtılmış bu öykü. Buradan okuyabilir, diğer sayfalara geçebilirsiniz. Korku oyunu olduğu için arkaya korku temalı bir müzik de veriyor buradan ve buradan kaldığınız yeri işaretliyorsunuz. Öykü bu şekilde. Asıl oyuna gelelim. Funhouse oyunun kendisi. Bakalım no swimming'i tıklayalım. Buradan balık besliyoruz. Tabii yapay zekası basit bir oyun demiştim daha önce. Buradaki korkutucu balıkları at, inek, insan, köpek veya gergedanla besliyorsunuz. Oyun bu şekilde. Hani çok büyük bir oyun. Hemen buradan geri dönelim. Mesela balı gergedanı yediler balıklar. Tekrar çıktılar. Buradan tekrar besleyebiliriz onları. No swimming'den çıktığımız zaman burada böcek öldürme var. Round 1'de bakalım başlıyoruz. Burada da böcekleri tek tek öldürüyoruz. Hamam böceklerini. Round 2. Bu sefer böcek sesi daha fazla artıyor. Kademe kademe artarak ilerliyor böcek sesi. Böcek öldürme bu şekilde oluyor. Bir de zombili bölüm var. Onu da açalım. Burada da aynı mantıkla çıkan iskeletleri kürekle öldürüyoruz. Sağ altta gördüğünüz kalp de bizim canımızı temsil ediyor. Sonra yüksek skor yaparak daha fazla zombi öldürmeye çalışıyoruz. Müdahale etmediğimizde de ekranda kan olduğunu gördüğünüz gibi. Hemen çıkalım. Oyun bu şekilde. Ve burada background'lar var. Background'ları değiştirebiliyoruz. Ne bir araba. Paylaşıyor. Burada da sesleri dinleyebiliyoruz. Her türlü korkutucu sesleri buraya eklemişler ve ekran koruyucular bu şekilde yer alıyor. Tabi dediğim gibi oyun son derece basit bir şekilde planlanmış. 99 yılına göre baktığımızda son derece doğal bu. Yıl 2017 tabii ki oldukça basit geliyor bu oyun fakat Stephen King olmasının yanı sıra eğlenceli bir oyun. Bir kere oynayıp kapatmıştım. Bir de sizlere tanıtmak istedim. Benden şimdilik bu kadar. Birlikte Stephen King's F13 adlı oyunu inceledik. Bir dahaki Stephen King videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.